Merhaba sevgili takipçilerim. Trend Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bu videomda sizlere Instagram'dan takip edenler bilir. 3 tane krem rengi çorap yapmıştım bir müşterime. Şu an elimde örneği yok gösteremiyorum. Ee, onun anlatımını yapacağım sizlere bugün. İpim yine krem rengi. Renk kodum şu şekilde. ipimi ee, i̇pimin markası da bu. Ee, ben bu kez e, çorabımda hanımlar iki buçuk numara şiş kullandım. Çorabımız ajurlu bir model olduğu için açılmalar yapacağı için o yüzden şişlerimi ufattık. Hemen bakın şu şekilde yine şablonunu çıkardım ben buraya. Şablon okumayı bilmiyoruz. İşte şablon nasıl kodlanır biz bilmiyoruz diye çok mesaj aldım. O yüzden buraya şablonunu çıkardım ve bakın buradaki şekillerinde ne anlama geldiğini burada yazdım hanımlar. Buradan bakarak kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Burada amaç e, şekillerin ne anlama geldiğini bilmek önemli olan. Bakın buradaki yuvarlak işaretimiz hemen şuraya bakıyorum. Bir dolama anlamına geliyor. Yine bakın buradaki üçgenimiz sola kesim anlamına geliyor. Yani iki tane ilmeğimizi e, sola doğru keseceğiz. Yine bakın bu tarafa gelen ikinci sırada başlayacağız o üçgenimize buradaki üçgenimizde sağa doğru bir kesim diyor yani iki tane ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz yine modelimizin ortalarına doğru bitmeye yakın bakın burada bir çatı gibi şeklimiz var buradaki şeklimizin anlamı da burada üç tane ilmeğimiz var orta ilmeğimizi başa alarak üç ilmeğimizi birden keseceğiz yine sonunda da aynı şekilde denk gelmiş hanımlar modelimizin Yine bakın bu bir motif çalışması oluyor. Bu bittikten sonra yine yani bir sıra düzümüzü gittikten sonra tekrar başa dönüp buradan modelimizi aynı şekilde kuracağız. Şablonumuz da bu şekilde hemen şablonumu kenara alıp ben çorabıma başlamak istiyorum. Şimdi ilk şişime 16 tane ilmeğimi attım. Hemen ikinci şişimi birinci şişimin altına yerleştirip 15 tane ilmek bu şişime atıyorum. 1 2 3 4 e, bu şekilde hanımlar 4 tane şişimize de e, kalan 3 şişimize de 15'er tane ilmek atıp gelelim. Şimdi şu şekli vererek bakın şuradaki geçişleri e, döndürmeyelim arkadaşlar bu şekilde e, düz bir şekilde devam edelim. Hemen bakın bu şişimize ilk şişimize 16 tane ilmek atmıştık. Bu şişim son şişimde 15 tane ilmeğim vardı. Bakın buradaki bir tane ilmeğimizi bu şekilde eksilteceğiz hemen aynı zamanda birleştirmeyi de yapıyoruz bu şekilde bir saniye şöyle geri takıyorum hemen şimdi bu en son ilmeğimi yine ilk baştaki şişime taktım ve üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Ve geri şişime aldım. Şimdi her şişimizde de 15 tane ilmeğimiz var. Hemen buradan düz olarak devam ediyoruz. Şimdi ben toplamda buraya 6 sıra boyunca düz örüyorum hanımlar. Hiçbir işlem yapmadan 6 sıra boyunca bu şekilde düz olarak örüp gelelim. Şimdi 6 sıraya bir sıra daha ekleyerek toplamda 7 sıraya çıkardım arkadaşlar buradaki sıra sayısını. Hemen buradan ipimi doladım. 2 ilmeğimin ikisini birden kesiyorum. Doladım, iki kesiyorum. Bu sıramızda bu şekilde yapalım. daha sonrasında da yine altta 7 sıra örmüştük ya. Üzerine de buranın 7 sıra örelim. Burası bizim çorabımızın katlanan kısmı. Hanımlar daha sonra ikiye katlayıp buradan birleştirmeyi yapacağız bu şekilde bu sırayı yaptıktan sonra da dediğim gibi 7 sıra örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben bitirdim. Şimdi bakın bu ilk birleştirmeyi ilk başladığımız noktadan şöyle ikiye katlayarak birleştirmeyi yapacağız. Hemen tığımı alıyorum ben bu noktada. Şuradaki ipimizi de yine içeriye doğru gizleyerek birleştirmeyi yapalım. Hemen ilk şişimdeki ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın hemen birleştirmeyi yaptığım noktadan şu şekilde giriyorum buradan bir tane ilmek çıkarıp şişime takıp ikisini birden tek ilmeğe düşürüyorum hemen şişime takıyorum tekrar şişimden ilmeğimi çıkarıp bakın hemen arka taraftaki noktadan şuradan giriyorum şöyle göstereyim ilmeğimi çıkarıyorum. 2 tane ilmeğim var tığımda. İkisini birden çıkarıp tek ilmeğe düşürüp hemen şişime takıyorum. Tekrar çıkarıyorum ilmeğimi. Hemen yine arka taraftaki ilmeğimden girip iki ilmeğimi tek ilmeğime düşürüp şişime takıyorum. Bu şekilde bütün şişteki ilmeklerimizi bu şekilde birleştirerek tekrar sıra sonuna gelelim. Evet sevgili hanımlar bakın ben birleştirmeyi yaptım hemen iş tarafından da bu şekilde görünüyor Şimdi buradan başlayacağım bir sıra ters olarak öreceğim Ve bir sıra tersten sonra da bir sıra düz olarak Örüp geleceğiz Hemen ters olarak başlıyorum ters sıraya Bu şekilde bütün ilmeklerimi Kendi tarafından alarak ters örgüme başlıyorum Dediğim gibi bir sıra ters ve bir sıra düz olarak örüp gelelim Hanımlar 4 şişimde de ters sırayı bitirdikten sonra şimdi düz sırayı yapacağız bir sırada ve bu düz sırada da olabilir bu gittiğimiz ters sırada da olabilir bir tane ilmek eksiltme yapacağız toplam 60 ilmek başlamıştık 30 ilmeğimizi topuk için ayıracağız 29 ilmeğimizde burada Model kurduğumuz yerde kalacak hanımlar, o yüzden bir tane ilmek eksiltme yapmamız gerekiyor. Onu da ister bu ters sırada yapın, isterseniz düz gittiğiniz sırada yapın, hiç değişmez. Şimdi bir sırada düz olarak gidip geliyorum. Şimdi ben düz sırayda gittim ve şişlerdeki ilmeklerimi de denkledim hanımlar. Bu şişimde bakın tekrar başlayacağımız sırada bu şişimde 15, diğer şişimde de 15 olmak üzere toplam 30 tane ilmeğim var. Ve bu 30 ilmeğimde ben topuk çalışmasına başlayacağım. Diğer buradaki kalan ilmeklerim 29 ilmeğimde bu iki şişimde var toplamda. Ve bunu da model kurulumu için bırakacağım. Hemen buradan topuk çalışmamıza başlayalım. İlk ilmeğimizi bakın ilk ilmeğimi örerek şişime alıyorum. İkinci ilmeğimi örmeden direkt şişime takıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Örüyorum. Tekrar örmeden alıyorum. Örüyorum, örmeden alıyorum. Bu şekilde iki şişimi yapıyorum. Örmüşüm tekrar örmeden ikinci şişimde alıyorum. Örüyorum, alıyorum. en son ilmeğimi örmeden alıyorum hemen devam etmiyorum buradan hemen örgümü çeviriyorum ilk ilmeğimi örerek başlıyorum ve tersten örgümü örüyorum iki şişimi tersten örerek devam ediyorum Hemen burada iki şişle devam ediyorum. son ilmeğimi de örüyorum şimdi tersten gittikten sonra hemen çeviriyorum düz tarafını bakın ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum buradaki ikinci ilmeğimi de örmeden alıyorum üçüncü ilmeğimi örüyorum dördüncü ilmeğimi örmeden şişime alıyorum örüyorum örmeden alıyorum her ters örgüyü gittikten sonra hanımlar başlarken ilk iki ilmeğimizi örmeden alacağız Yine en son ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen çeviriyorum örgümü. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Ve tersten örgümüze devam ediyoruz. son ilmeğimi de örüyorum şimdi tersten örgümüzü gittik hemen çeviriyorum örgümü bakın yine ilk iki ilmeğimizi örmeden alacağız üçüncü ilmeğimizi öreceğiz dördüncü ilmeğimizi örmeden alacağız bu şekilde devam edeceğiz dediğim gibi her tersten örgümüzü gittikten sonra ilk iki ilmeğimi örmeden alıyorum yine aynı işlemi devam ettiriyorum daha önce de anlattım bu topuk çalışmasını hanımlar YouTube kanalımda farklı çoraplarda görebilirsiniz. yine anlatmak istiyorum çünkü ilk defa denk gelen YouTube kanalı ilk defa denk gelen hanımlar nasıl yapacağız diye düşünmesin hemen son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Yine bu şekilde tersten örgümüzü gideceğiz ve düz tarafında yine ilk iki ilmeğimizi örmeden alıp örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Ee, hanımlar kaç sıra yapacağız peki? Bakın şuradaki kenar yuvalarımızı sayalım. Hemen bakın buradan belli oluyor zaten. 1 2 ve 3. yuvamız da burada oluşuyor. Toplam 14 tane yuva olana kadar bu şekilde yapıp ve örgümüz burada bitecek hanımlar. Yine bu şekilde burada bitirip e, bekleyelim. Daha sonrası için Topuğumuzun eksiltmeleri var. Oraları göstereceğim sizlere. Bu şekilde 14 ilmek takacak uzunlukta yapıp gelelim. Hanımlar ben topuk uzunluğumu bitirdim. Bakın bu şekilde. Burada bitecek demiştim. İpimiz bu tarafta. Hemen tersimi çevirdim. Ve 15 tane ilmeğimi tersten ördüm. Şimdi bu taraftan. Bakın ikiye ayırdım ilmeklerimi. 15 tanesini ördüm ve diğer tarafa geçiyorum. 1 2 tane örüyorum. 2 tane ördükten sonra 2 iki ilmeğimin ikisini alıyorum. İkisinde bir kesme işlemi yaptım. Bir tane ilmeğimizi eksilttik. Daha sonra bir tane daha örüyorum. Şimdi 15 taneden sonra ne ördük? 2 tane düz ördük. Bir ilmeğimizi eksilterek kestik daha sonra bir tane daha ördük çeviriyorum toplam dört tane ilmeğimi öreceğim bir ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 2 3 4 bakın bu tarafta da 15 tane ilmeğim var hemen aynı işlemi burada da yapıyorum bir iki tane örüyorum daha sonraki iki ilmeğimin ikisini birden alıyorum bir tane daha örüyorum Hemen çevirdim örgümü ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve kalan ilmeklerimi tersten örüyorum. Burada sağlı sollu eksiltmeler yaparak topumuzu bitireceğiz. Bakın kalan bir ilmeğim var burada. Hemen daha sonraki ilmeğimle ikisini birden alıyorum ve bir tane daha örüyorum. Hemen çevirdim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ilmeğim kaldı. Hemen bir sonraki ilmeğimde ikisini birden alıyorum. Bir tane daha örüyorum. Burada bir ilmeğim kaldı. Hemen bir sonraki ilmeğimle ikisini birden alıp kesiyorum. Bir tane daha örüyorum. Hemen çeviriyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Sondaki kalan ilmeğimizle bir sonraki ilmeğimizin ikisini birden alacağız. Daha sonra bir tane daha öreceğiz. Aynı şekilde yine bu tarafta da aynı işlemi yaparak buradaki ilmeklerimizi düşüreceğiz. Bu şekilde şuradaki kenardaki ilmeklerimizi bitirip gelelim arkadaşlar. Şimdi bu taraftaki ilmeklerim bitti. Hemen devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tanesini bu şişimi ördüm. Hemen ikinci bir şişimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın burada da yine aynı işlemi yapacağız. 8 ve 9. Şimdi topukta 18 tane ilmeğimiz vardı. 9 tanesi bu şişimde, 9 tanesi de bu şişimde. Hemen yukarıya doğru ilmeklerimizi takmaya başlayalım. 14 tane ilmek takacağız hanımlar. 1 2 3 4 5 6 Her bir bakın kenar yuvasının içerisine girerek ilmek çıkartıyorum. Şimdi buradan bir tane şuradaki ilmeğimin içerisine giriyorum. Diğer taraftaki ilmeğime geçiş yaptım ve bir tane ilmek çıkartıyorum buradan. Hemen bunu da bakın yandaki şişime takıyorum. Şimdi bakın model kuracağımız tarafa geldik. Hemen buradan model kurulumuza başlayalım şöyle şablonumu da önüme alıyorum şimdi iki tane ilmeğimi başta ters olarak örüyorum bir tane ördüm ters olarak iki tane ilmeğimi örüyorum bir tane düz ördüm doladım iki ilmeğimi kesiyorum ikisini birden alarak kesiyorum ve 2 tane daha ters olarak örüyorum. Şimdi iki tersten sonra hemen bakıyorum. Bakın modelimi kuracağım. Kaç tane düz öreceğim? 1 2 3 4 5 tane düz öreceğim. İki tersten sonra 1 2 3 4 5. 5 tane düzden sonra bakın bir tane dolama yapacağım bir tane dolama yapıyorum sonraki iki ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum kestikten sonra bir iki tane örüyorum yine bakın iki düzden sonra bir dolama daha sonraki iki ilmeğimin ikisini birden alarak kesme işlemi yapıyorum sola kesim yaptım devam ediyorum 1 2 3 4 hemen bakıyorum 1 2 3 4 tane düz öreceğiz sola doğru kesim yaptıktan sonra 4 tane düz ördüm ipimi ön tarafa alıyorum 1 2 tane tersim var bir tane düz örüyorum 2 tersten sonra doladım iki ilmeğimin ikisini kesiyorum ve kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi bu tarafa da yine arttırmayla başlayacağız. Hemen şöyle şuradaki ilmeğimin içerisine girip karşı taraftaki ilmeğime geçiş yaptım ve bir tane arttırma ilmek çıkarıyorum ve bu kenar şişime takıyorum buraya da 14 tane ilmeğimizi aşağıya doğru takıyoruz Evet 14 tane ilmek taktım bir tane de artırma ilmeğimiz vardı devam ediyoruz Şimdi bakın bu şişimde son iki ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Sizler de düz olarak örüp gelin hanımlar. Evet iki ilmeğim kaldı burada ve iki ilmeğimi sondaki ilmeğimi şu şekilde değiştirerek baş alıyorum ve ikisini birden alarak burada eksiltmelere başlıyoruz. Hemen modelli kısımdayım. İki tane tersimiz vardı kenarda. Ters olarak örüyorum. Burada bakın bir tane düz örmüştük. Doladık iki kesmiştik. Şimdi burada hemen iki ilmeğimin ikisini kesiyorum. Daha sonra doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Hemen daha sonraki iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi bu ortada model kurduğumuz yerde hiçbir işlemimiz yok. Düz olarak örüyoruz. 2 tane tersimi ters olarak örüyorum iki tane tersten sonra bakın burada bir tane düz ve doladığım ilmek var. İkisini birden alıyorum. Ve doladığım bir tane düz örüyorum. Hemen iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Şimdi burada da yine hanımlar bakın bu kenar şişimizde de iki tane ilmeğimizi başlarken ikisini birden alarak kesiyoruz. Ve tabanımıza doğru ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi modelli kısma kadar buraları düz olarak örüp gelelim. Videoyu uzatmak istemiyorum. Gerekli yerlerde zaten belirtiyorum nerede kesme işlemi yapacağımızı hanımlar. Şimdi buraları hızlıca geçelim. Şimdi diğer şişimizi de örüp modelli kısımda tekrar görüşelim. Şimdi modelli kısma kadar burayı düz olarak ördüm. Burada hiçbir işlem yapmadım çünkü daha önceki sırada burada kesme işlemi yaptığımız için bir sırada düz olarak gidiyoruz. Hemen ipimi ön tarafa alıyorum, iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Bu kez bir tane düz örüyorum. Doladım. Bakın burada. Bir tane ajurumuz var. Daha sonra da bir tane düzümüz var. İkisini birden alarak kesiyorum. Hemen iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Şimdi burada modelli kısımdayız. Bakın buradaki sırada ne yapacağız? 3 tane düz öreceğiz. Hemen 1 2 3 tane düz ördüm. 3 düzden sonra hemen 2 ilmeğimin ikisini şu şekilde yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi öne alıp burada sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım. Bir tane örüyorum. Doladım. Bu kez iki ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum. Ve bir bir tane düz ördüm. 2 2 düzden sonra doladım yine 2 iki ilmeğimin ikisini sola doğru bir kesim yapıyorum 1 2 3 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm hemen 2 tane tersimi ters olarak örüyorum bakın burada yine hanımlar bir tane düzümüz var düzümüzle beraber bir sonraki ajurumu ikisini birden alarak Kesiyorum. Pardon, düzümüzü düz olarak öreceğiz. Doladık. Burada iki tane e, ajur ajurla bir düz ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Hemen iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Yine hanımlar, burayı da düz olarak geçeceğiz. Çünkü daha önce burada bir önceki sırada kesme işlemi yaptığımız için bu yan kenar şişimizde hiçbir işlem yapmadan diğer şişimize kadar örüyoruz. şimdi bu yandaki şişimde devam ediyorum örgümü örmeye son iki ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm yine bakın burada hemen arkadaki ipimi öne alıp ikisini birden alıyorum daha sonra iki tane tersim var modelli kısımda ters olarak örüyorum. Bakın burada bir tane düzüm, daha sonra bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Doladım, bir tane örüyorum. Bakın buradaki örgümüz su yolu bu şekilde. Hemen iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Burada arada hiçbir işlemimiz yok. Daha önceki sırada Hatırlarsanız işlem yaptık. Burayı hızlıca düz olarak geçiyoruz. Bir tane tersimi ters olarak örüyorum. Yine bakın bir tane düzümüz, daha sonra bir tane ajurlu ilmeğimiz var. İkisini birden alıyorum, doladım, bir tane düz örüyorum ve iki tane tersimi ters olarak örüp bitiriyorum. Şimdi kenar ilmeğimizde, kenar şişimizde ilk iki ilmeğimizi, ikisini birden alarak eksiltiyoruz ve tabanını düz olarak örüp modeli kısma kadar örelim. Yine modelli kısımdayız. İki tane tersimi ters olarak örüyorum başla, başlangıçtaki. Ve bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. Bakın burada bir tane ajurumuz ve daha sonra bir tane düzümüz var. İkisini birden alıyorum. İki tane tersimi ters olarak örüyorum. Şimdi modelimizde üçüncü sıradayız. İki tane düz öreceğiz. Daha sonra sağa doğru bir kesim yapacağız. Bir, iki tane düz ördüm sonraki iki ilmeğimi hemen ilmek yönlerini değiştirip sağa doğru kesim yapıyorum doladım hemen bakıyorum 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 tane düzden sonra doladım bu kez iki ilmeğin ikisini sola doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra bir, iki tane düz örüyorum. Doladığım iki ilmeğimin ikisini de birden alarak sola doğru bir kesim yapıyorum. Bakın iki tane düz ilmeğim kaldı. İkisini de düz olarak örüyorum. İki tane tersim var ters olarak ördüm. Burada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doladım bir ajur, bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum ve iki tane tersimi de ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar, bir önceki sırada burada kesme işlemi yaptığımız için bu şişteki ilmeklerimi düz olarak örüyorum ta ki diğer şişteki son iki ilmeğe kadar burayı düz olarak örüp gelelim. Şimdi son iki ilmeğime kadar düz olarak ördüm. Yine burada kesme işlemimiz var. Hemen sondaki ilmeğimi bu şekilde başa alıyorum ve ikisini birden alıyorum. Hemen iki tane tersim vardı. Ters olarak örüyorum. Bakın burada bir düz ilmeğim, bir de ajurlu ilmeğim var. Hemen burada ikisini birden alıyorum. Doladım. Bir tane düz örüyorum. İki tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Şimdi burada ortadaki model kurduğumuz yerde hiçbir işlem yok hanımlar düz olarak örüyoruz. yine iki tane tersim var ters olarak örüyorum bakın burada bir düz bir de ajurlu ilmeğim var ikisini birden alıyorum doladım bir tane düz örüyorum ve iki ilmeğimin ikisini de ters olarak örüyorum Hemen bakın bu kenar ilmeğimizde kenar şişimizde de yine başlarken ilk iki ilmeğimizin ikisini birden alarak eksiltmemi yapıyorum ve tabanını düz olarak örelim hanımlar modelli kısma kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz düz devam ediyoruz. Daha önce kestiğim için burayı da düz olarak geçiyorum. Yine modelli kısımdayız. Kenar ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Doladım. E, ajurlu ilmeğimle daha sonraki düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum. Ve iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Şimdi bakıyorum modelimizde biz buradayız arkadaşlar. Bir tane düz öreceğiz kenardan. Bir tane düz ördüm. Daha sonra iki tane düz ilmeğim var. Hemen bunların yönünü değiştirip şu şekilde arkadaki ilmeğimi başa aldım ve sağa doğru bir kesim yapıyorum hemen bakıyorum bir tane dolama yapacağız dolamadan sonra iki tane düz bir iki tane düz ördüm hemen bakıyorum yine burada iki tane ilmeğimi hemen sağa doğru bir kesim yapıyorum ilmeklerimin yönlerini değiştirerek doladım hemen bakıyorum bir tane örüyorum doladım bu kez bu tarafa doğru ilmeğim tek kaldığı için bakın doladım hemen iki ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum ve bir kesimden sonra bir iki tane düz ördüm doladım iki ilmeğimi yine sola doğru bir kesim yapıyorum ve kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum iki tane tersim var ters olarak ördüm bir tane düz örüyorum doladım bakın ajurlu ilmeğimle düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum ve iki tane tersimi de ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar, bu kenarda işlem yaptığımız için bu tabanımızı düz olarak devam edeceğiz. Şurada iki tane ilmeğim kalana kadar tabanını düz olarak örüp gelelim. Şimdi son iki ilmeğim kaldı ve burada sondaki ilmeğimi başa alıyorum. Ve ikisini birden kesiyorum. İki tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim, bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Doladım. Bir tane düz örüyorum. Ve iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi biz modelimizde hanımlar 1 2 3 4 5. sıradayız. Bakın burada hemen 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi hemen ilmek yönlerimi değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra doluyorum. 1 tane Bir saniye. Hanımlar burada hiçbir işlem yapmayacakmışız. Daha önce e, ajurumuz varmıştı. Burayı düz olarak geçeceğiz. Bakın, çünkü daha önce ajurlu modelimizi uygulamışız. Bu sıramız düz sıramızdı. Unutmuşum. Şimdi bu sırayı düz olarak geçelim. Bakın zaten modelimizde çıkıyor. Şimdi burada bir tane düz, bir tane de ajurlu modelim var. İkisini birden alıyorum. Doladım. Bir tane düzümü düz olarak örüyorum ve kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine bakın, kenar ilmeğimizdeyiz. Kenar şişimizdeyiz. Başlangıçtaki iki ilmeğimin ikisini birden alıyorum. Ve tabanımızı düz olarak örelim. Burayı da düz olarak geçeceğiz. Çünkü daha önceki sırada hatırlarsanız burada kesme işlemi yaptığımız için burayı düz olarak geçiyorum. Hemen modelli kısımdayız. İki tane tersim vardı. Ters olarak örüyorum. Bir tane düz öreceğim. Doladım. Bir ajur bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum. İki tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Şimdi bir önceki sırada unuttuğumuz sırayı burada yapacağız hanımlar bakın iki tane düz ilmeğim var burada hemen iki düz ilmeğimi sağa doğru bir kesim yapıyorum ilmek yönlerini değiştirdim doladım hemen bakıyorum iki tane düz öreceğiz doladım bir iki tane düz örüyorum daha sonra iki ilmeğimi yine sağa doğru bir kesim yapıyorum doladım. Bir tane örüyorum. Doladım. İki ilmeğimin ikisini sola doğru bir kesim yapıyorum. Hemen tekrar kontrol ediyorum. Evet iki tane düz öreceğim. Bir. iki tane düz örüyorum. şöyle hanımlar yine karıştırdık biz burada hemen geri alıyorum bakın şurada iki tane başta iki tane ilmeğimizi sağa doğru kestik doladık iki tane düz ördük şurası orası kestik sağa doğru kesim yaptım doladım iki düz ördüm tekrar sağa doğru kesim yaptım dolayacağız 1 2 3 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Şimdi dolama yapıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimizi düz olarak ördüm. Tekrar dolama yapıyorum. Bu kez 2 ilmeğimi sola doğru bir kesim yaptım. 1 2 tane ördüm, doladım. Bakın 2 tane düz ilmeğim kaldı burada. 2 düz ilmeğimi de yine sola doğru bir kesim yapıyorum iki tane tersim var ters olarak örüyorum şimdi burada bir tane düz bir tane ajurlu ilmeğim var İkisini birden alıyorum doladım iki tersten sonra bir tane düz örüyorum doladım bakın bir ajurlu bir düz ilmeğimi de ikisini birden alarak Kesiyorum. Bazen burada da e, karışabilir hanımlar. Zaten geri başa aldığınızda e, düzeliyor modelinizin şekli. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen bakıyorum. Bakın burada kesme işlemi yaptığımız için hemen tabanını hızlıca örelim hanımlar. Diğer tabandaki şişimizde iki tane ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örüp gelelim. Şimdi iki düz ilmeğime kadar ördüm. Buradaki kesme işlemimizi hemen yapalım. Hemen son ilmeğimi başa alıp daha sonraki işlemimiz ikisini birden almak. İki tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Şimdi burada bir tane düz ilmeğimiz. Daha sonraki ajurumu ikisini birden alıyorum. Doladım. Bir tane örüyorum düz olarak ve iki tane ilmeğimiz ters şimdi ortada hiçbir işlemimiz yok daha önce çünkü daha önceki sırada işlem yaptığımız için bu sırada düz olarak gidiyoruz Aslında karışık gibi görünse de hanımlar çok kolay yani şablonda hangi işaretin hangi anlama geldiğini bildikten sonra şablona göre de hareket edebilirsiniz. Hemen iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Bakın burada bir tane düz ilmeğim, bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Doladım. Bir tane düz örüyorum. Ve iki tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi yine burada iki tane ilmeğimizi başlarken ikisini birden alarak kenar eksiltmemi yapıyorum ve tabanını düz olarak örelim hanımlar modelli kısma kadar örüp gelelim yine modelli kısımdayız iki tane tersimiz var başlangıçta ters olarak örüyorum bir tane düz ördüm doladım bakın bir ajur bir düz ilmeğimin ikisini birden alarak kesiyorum ve iki tane ilmeğim ters şimdi hanımlar biz şablonumuzda bakın en son şu sırayı yaptık şablonumuzda artık modelimizde 3 e, sıramız var bitirmemiz için biz şuradayız 2 tane düz öreceğim bir dola iki kez hemen bakın başlangıçta modeli kısımdayız iki tersten sonra bir iki tane düz ördüm tekrar bakıyorum doladım iki ilmeğimin ikisini sola doğru bir kesim yapıyorum bir kestikten sonra iki tane düz olarak ördüm doladım bakın burada tam ortada hanımlar üç tane düz ilmeğimiz var şimdi burada üç tane düz ilmeğimizde şu ortadaki ilmeğimi ilk başa alıyorum bakın doladık yine dolanık İlk baş alıyorum orta ilmeğimi ve 3 tane ilmeğimin üçünü birden alarak kesiyorum. Hemen bakıyorum tekrar dolama işlemimiz var. Doladım. 1 2 tane düz ördüm doladıktan sonra bakın burada 2 tane düz ilmek var. Hemen bu iki düz ilmeğimi hemen ilmek yönlerimi değiştirip sağa doğru bir kesim yapıyorum doladım. Bakın bir, iki tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. İki tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Doladım. Bakın bir ajur, bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum. Ve iki tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi burada kesme işlemi yaptığımız için hanımlar bu sırayı düz olarak gideceğiz. Bu ikinci şişimde son iki ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Oraya kadar düz olarak örüp gelelim. Şimdi son iki ilmeğime kadar ördüm ve buradaki kenardaki eksiltmemizi de yapalım ve son ilmeğimi başa alıp ikisini birden alıyorum. İki tane tersim vardı. Ters olarak örüyorum. Şimdi burada bir tane düz, bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini birden alıyorum, doladım ve bir tane düz örüyorum. Kalan ilmeğimi iki tane ters ve bu orta modelimi düz olarak gidiyorum. Çünkü daha önce burada işlem yaptık. Burası düz sırası. 2 tane tersimi ters olarak örüyorum. bir tane düz ilmeğim ve bir tane ajurlu ilmeğimi ikisini birden alıyorum. Doladım ve bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Yine bu kenar ilmeğimde, kenar şişimde ilk 2 iki ilmeğimi ikisini birden alarak eksiltmemi yapıyorum ve tabanını düz olarak modelli kısma kadar örelim. Şimdi modelli kısımdayız. Yine iki tane tersimiz var. Kenarda ters olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Doladım. Bir ajur bir düz ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Ve iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi yine modelli kısımdayız. Bakın modelimizde son iki sırayı yapacağız hanımlar. Başlangıçta bir, iki, üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm 3 düzden sonra doladım 2 i̇ki ilmeğimin ikisini sola doğru bir kesim yapıyorum ikisini birden aldım 2 tane düz örüyorum kestikten sonra 1 2 tane düz ördüm doladım. Burada iki ilmeğimin hemen ikisini birden sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bakın burada iki ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi de hemen yönlerini değiştirerek sağa doğru kesimimi yapıyorum. Kestikten sonra doladım. Bir, iki, üç tane düz olarak ördüm iki tane tersimi ters olarak örüyorum şimdi burada bir tane düz örüyorum doladım bakın bir ajur bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum ve iki tane tersimi de ters olarak örüp sırayı bitiriyorum şimdi bu kenar şişimizde de yine kesme işlemimiz yok hanımlar diğer tabandaki son iki ilmeğime kadar düz olarak örüyorum Evet, iki ilmeğim kaldı kenarda. Buradaki son ilmeğimi başa alıp buradaki kenar eksiltmemi de yapıyorum. İki tane tersimi ters olarak örüyorum. Bakın burada bir tane düz ilmeğim, bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini başlarken ikisini birden alıyorum, doladım. Bir tane düz örüyorum, iki tane ters. Şimdi bu ortadaki ilmeklerimiz düz olarak örüyoruz. Daha önceki sırada hatırlarsanız işlem yaptık burada. Bu sıra düz sırası. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim ve bir tane ajurlu ilmeğim var. İkisini birden aldım, doladım, düz olarak örüyorum ve iki tersle sırayı bitiriyorum. Şimdi burada başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi ikisini birden alıyorum. Buradaki eksiltmemi de yapıyorum. Şimdi tabanımızı hızlıca düz olarak örelim. Hanımlar bu kenarlardaki kesme işlemini tabana gelen şişlerimizde 15'er ilmek kalana kadar bu şekilde bir sırada kesme işlemi yapıp bir sırada düz olarak gideceğiz. Ve yine tabanımızda da hatırlarsanız topuk için 30 ilmek bırakmıştık. Yine 30 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın düz olarak geçeceğim. Çünkü daha önce burada kesme işlemi yaptığımız için. Hemen modelli kısımdayım. İki tane tersimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Düz olarak doladım. Burada bir ajur, bir düz ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Şimdi biz modelimizde son sıradayız hanımlar. Bakın. Başlangıçta 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tersten sonra sayıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. Daha sonraki 2 ilmeğimi ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra bir iki tane düz ördüm, doladım. Bakın yine burada üç tane ilmeğimiz var. Buradaki üç ilmeğimizi hemen ortadaki ilmeğimi ilk başa alıyorum. Dolanık e, şişimde il, ipim buradaki 3 üç ilmeğimi üçünü birden alarak kesiyorum doladım kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum iki tane tersim var şimdi bir tane düz ördüm iki tersten sonra doladım bir ajur bir düz ilmeğimin ikisini birden alarak kesiyorum ve iki tersle sırayı bitiriyorum. Şimdi hanımlar, ilk model çıkarmamız bitti. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi biz ikinci modele geçeceğiz. İkinci modeli de başlayacağım. Yarıladıktan sonra modele devam etmeyeceğim. Hemen devam ediyorum buradan düz olarak gidiyoruz. Şablondaki işaretlerin ne anlama geldiğini söyledim hanımlar sizlere. Bir motif çalışması da uyguladık. Şimdi ikinci motifi de yarıladıktan sonra videoya devam etmeyeceğim. şablona da bakarak ilerleyebilirsiniz. Ya da videoyu tekrar başa sarıp modelimizi tekrardan kurabilirsiniz. Karışık gibi görünse de aslında basit. Bakın son iki ilmeğime kadar tabanımı ördüm. Burada son iki ilmeğimle en son ilmeğimi baş alıp ikisini birden alıyorum. tane tersimi ters olarak başlayacağım. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim, bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Doladım. Bir tane düz örüyorum. Ve i̇ki tane tersimi ters olarak örüyorum. Burada düz gideceğiz hanımlar. Daha önce burada işlem yaptık. Bu sıramız düz sıra. tane tersimi ters olarak örüyorum. Burada bir tane düz, bir ajurlu ilmeğimi ikisini birden aldım, doladım. Bir düz örüyorum ve iki ters. Şimdi hemen bakın bu yandan iki tane ilmeğimin ikisini birden alarak eksiltmemi yapıyorum. Ara ara buradaki ilmeklerimizi sayalım hanımlar. 15 tane ilmeğimiz olacak. Tabana gelen şişlerimizde 15'er tane ilmek kalacak. Hemen sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16. Yani buradaki işlemimizin bitmesine de çok az kalmış. Şimdi bu sıramızda modelimizi baştan kuracağız hanımlar. İlk motif çalışmamızı bitirmiştik. Hemen iki tane tersimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm, doladım. Bir ajurlu bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum ve iki tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi modelimize tekrar baştan başlayacağız. 1 2 3 4 5 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. 5 düzden sonra dolayıp 2 ilmeğimizi sola doğru keseceğiz. Doladım. Hemen diğer şişimi alıyorum. 5 tane düzden sonra doladım 2 i̇ki ilmeğimin ikisini sola doğru kesiyorum. Pestikten sonra 2 tane düz örüyorum. 2 düz ördükten sonra doladım yine 2 iki ilmeğimin ikisini de alarak sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 2 tane tersim var. Ters olarak örüyorum. bir tane düz örüyorum. Doladım. Bakın burada bir dolama bir düz ilmeğimizin ikisini birden alıyorum ve iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci motif çalışmamıza başladık. Düz olarak devam edelim. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar burada bu şişimde tabandaki şişimde düz olarak örüyorum. Ve buradaki eksiltmemizi de yapalım. Son ilmeğimi başa alıyorum. ikisini birden alıyorum. İki tane tersim var. Başlangıçta ters olarak örüyorum. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim bir tane de ajurlu ilmeğim var. İkisini birden alıyorum. Başta doladım. Bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğim ters. Şimdi ortadaki modelli kısmımız düz olarak devam edecek. bir düz ilmeğimi iki tersten sonra ikisini birden alıyorum doladım bir düz örüyorum iki ilmeğim ters hemen buradaki iki ilmeğimin ikisini birden alarak eksiltmemi yapıyorum sayıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın 15 tane ilmeğim kalmış. Bu şişimde de yine 15 tane ilmeğim var. Ve artık kesme işlemi yapmadan devam ediyorum. Bu şişimde 16 tane ilmeğim kalmış. Muhtemelen burada bir tane unutmuşumdur hanımlar. Yine bu şişimizde de 15 ilmek kalana kadar kesme yapalım. İki tane tersimi ters olarak ördüm. Bir tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doladım. Bir ajur, bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum. Ve 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi modelimizde ikinci sıradayız. 3 tane düz öreceğiz. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 3 düzden sonra burada 2 ilmeğim hemen ilmek yönlerini değiştirip sağa doğru bir kesim yapıyorum. doladım. Bir tane örüyorum. Doladım. Bu kez iki ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir, iki tane ördüm. Kestikten sonra doladım. Buradaki iki ilmeğimin ikisini de sola doğru bir kesim yapıyorum. Kalan üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum iki ters bir tane düz örüyorum doladım burada bir ajur bir düz ilmeğimi ikisini birden aldım ve kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum şimdi burada 15 tane ilmeğim kaldığı için hanımlar düz olarak geçiyorum Şimdi bu şişimde son kesme işlemini yapacağım. Ve kenar şişlerimizde artık kesme işlemi yapmayacağız. Düz olarak devam edeceğiz. Bu şişimizde hatırlarsanız 16 ilmeğimiz vardı. Şimdi son kesme işlemini yaparak bu şişimizi de bitirmiş olacağız. Bakın son ilmeğim kaldı. Bir önceki ilmeğimle yer değiştiriyorum ve ikisini birden alıyorum iki tane tersimi ters olarak örüyorum şimdi burada bir tane düz ilmeğim bir tane de ajurlu ilmeğim var ikisini birden alıyorum doladım bir tane düz örüyorum ve iki tane ilmeğim ters şimdi bu sırada daha önce işlem yaptığımız için hanımlar düz olarak geçiyoruz bu sırayı da. Şimdi düz sırada yaz. 2 tane tersimi ters olarak örüyorum. Bakın burada bir ajur, bir düz, bir ajur ilmeğimin ikisini birden aldım, doladım. Bir düz örüyorum. Ve iki tane tersimi ters olarak ördüm. Şimdi hanımlar tabanımız artık bundan sonra düz. Bakın artık çorabımızda bu noktadayız. Şimdi tabanımızda hiçbir işlem yapmayacağız. Bu şekilde 15 bu şişimde 15 de bu şişimde kaldı ve toplam 30 tane ilmeğimizi bu şekilde ayak ucuna kadar ilerleteceğiz model kurulumuza devam edeceğiz şimdi tabanımız düz olarak devam edeceği için model kısmına kadar düz olarak örüp gelelim şimdi iki tane tersimi ters olarak örüyorum yine modelli kısımdayız Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Doladım. Bir ajur, bir düz ilmeğimin ikisini birden alıyorum ve iki tane ilmeğim ters. Şimdi hanımlar modelimizde bakın, üçüncü sıradayız. İki tane düz ilmeğimiz var. İki tane düz öreceğiz. İki ilmeğimizi sağa doğru bir kesim yapacağız. Hemen başlayalım. Bir, iki tane düz ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi yönlerini değiştirip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. 3 düzden sonra doladım. 2 i̇ki ilmeğimin ikisini birden alarak kesme işlemi yapıyorum ve bir iki tane düz ördüm doladım yine iki ilmeğimin ikisini birden alıyorum kalan iki ilmeğimi de düz olarak ördüm iki tane tersim bir tane düz örüyorum iki tersten sonra doladım burada bir ajur bir düz ilmeğimin ikisini birden aldım Kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Hanımlar gördüğünüz gibi ikinci motif çalışmamıza da başladık. Bakın bu şekilde. Ee, i̇nanın çok kolay. Buradaki şablonu takip ederseniz kolay ilerler. Bu şekilde artık devamını getirmeyeceğim. İkinci modeli de başlayacağım demiştim. Bakın biz şimdi üçüncü modeli kurduk. Yani şuradayız. İki tane düz ördük. İki ilmeğimizi sağa doğru kestik. Buradaki üçgenimiz sağa doğru bir kesim yapıyor. Doladık. Üç tane düz ördük. Doladık. İki tane sağ sola doğru bir kesim yaptık. İki düz. Tekrar doladık. Tekrar sola doğru kesim yaptık. Bu şekilde ilerlerseniz hanımlar şablona göre bakın şuradaki işaretten. Yani şurayı şöyle bükebilirim. Heh, şu şekilde. Evet. Şablonumuz bu şekilde. Yani şuradaki ilmek sayısı zaten her kareyi bir ilmek olarak düşünürsek e, ilerlemeniz çok kolay hanımlar. Bakın şuradaki, buradaki çatıda zaten e, videonun içerisinde bahsettim iki tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz, doladık, iki keseceğiz, e, sola kesim yapacağız, iki tane düz öreceğiz, dolayacağız. Burada üç tane ilmeğimiz olur ortada. E, ortadaki üçün ortadaki ikinci ilmeğimizi başa alıp sonra 3 ilmeğimizi birden keseceğiz tekrar dolayacağız yani buradaki işlem 3 tane ilmeği kes anlamını içeriyor yine bakın sonda da aynı şekilde yani şablonumuzu ilerletirsek kolay bu şekilde devam ettirme şansım yok çünkü çok uzun bir video olur ve 3 tane motif çalışması uyguladıktan sonra hanımlar ben 37 ve 38 numara için ideal çünkü 3 tane motif daha uzun yapmak isterseniz de motif çalışması bittikten sonra 4 sıra fazla örersiniz düz olarak. Daha büyük bir çorap elde etmiş olursunuz. Bu şekilde devam ettirelim ve ayak ucunda tekrar ayak ucu kesimi için buluşalım.